akşamlar değerli izleyicilerimiz. Yeni bir Divit Kalem programından hepinize merhaba. <laughs> evet, Nisan ayındayız. Nisan ayında gündem oldukça fazla. Ee, eskiden belirli gün ve haftalar derdik. Ee, hem şehrimiz açısından hem ülkemiz açısından. Ee, birbirinden değerli tarihler var Nisan ayı içerisinde. Meclisimizin, ilk meclisimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine atıldığı ilk meclisin açılışı bu ayda. Ee, çocuklara ithaf edilen bayram ulusal egemenlik ve çocuk bayramı bu ayda. Kutlu doğum haftası bu ayda. Ve ee, şehrimizde bu hafta olan ve ilk defa da bu ay kutlayacağımız yani 1950'lerden sonra Kutul Amare Zaferi'nin de yıl dönümü. Nisan ayında evet. Vedat Hocam. Şimdi değerli izleyicilerimiz Vedat Hocam'la beraber e, Divit Kalem programında önce şehrimizdeki e, kültürel etkinlikler üzerinden bir değerlendirme yaptıktan sonra gündemimize geçeceğiz Vedat Hocam. E, şimdi e, özellikle e, izleyicilerimiz belki Divit Kalem programında da ifade edilmesinden hoşnut olacaklardır. Bu hafta Erzurum Spor hakikaten e, çok net <laughs> bir başarı elde etti. Bu başarıyı elde ederken de e, Erzurum e, Stadyumu, Kazım Karabekir yeni ismiyle stadyumu ciddi manada e, doluydu. Yani üçüncülük ekiplerinden hiçbirinde bu kadar seyirci yoktu. Sanıyorum merdiven boşlukları, alttaki tel örgü da doluydu. Ee, böyle bir e, hava, böyle bir tempo Erzurum için muhteşem bir şey. Şimdi öncelikle Erzurum Sporu, e, Ali Başkanı e, ve emeği geçen herkesi kutluyoruz. E, evet. Büyükşehir Belediyesi Erzurum Sporu İnşallah ikinciliğe çıkacaktır. İnşallah. Bu başarısının iki hafta kaldı. Bu hafta bir deplasman sonra kendi evimizde bir e, mücadele ile birlikte inşallah ikincilik biletini ve arda arda hemen süperliği hedefliyoruz. 2018 Erzurum'un kuruluşunun yıl dönümü. 50. yıl dönümü mü oluyor? 68, evet. 2018, 50. kuruluş yıl dönümünde inşallah Erzurum Sporu Süper Lig'de görürüz. E, <laughs> evet. E, Süper Lig'in buna ihtiyacı var. Evet. hem bu taraftarın e, enerjisine <laughs> hem de e, tribünlerde dile getirmiş olduğu işte hem e, musikisiyle, hem e, sloganlarıyla e, bir büyük bir değer oluşturacağına inanıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Erzurum Sporu, ben hep eee şehrin en büyük STK'sı olarak sivil toplum örgütü olarak evet. görüyorum. E, sosyal medyada birbirlerine her konuda muhalif olan insanlar özellikle siyasallaşmış, artık politize olmuş. Evet. Günlük ilişkilerini, dostluklarını da politize olmuş bir insan olarak sürdüren insanların bile Erzurum Spor denince bir araya geldiklerini görüyoruz. Yani sporun hakikaten birleştirici yanı var ve şu an Erzurum'da son yıllardaki bir moral değeridir. Erzurum Spor'un bu birkaç haftadır üst üste galip gelmesi ve hı. E, şehirde bir olumlu havanın esmesi hakikaten insanları birleştiriyor. Bu anlamda hı hı. şey seferberlik tabi... ilan ediliyor. <laughs> Savaş, savaşa gidiyorduk. Mehmet <laughs> <laughs> Mehter <laughs> marşıyla e, şehirde caddelerde <laughs> sokaklarda tahir başlayan hazırlıklar. Tabii şehrin hı. buna da ihtiyacı var, moral değerlerine de ihtiyacı var. Yani her kesimin farklı düşünceden, ideolojiden insanların bir noktada buluşması, birbirine temas etmesi, dokunması, bir araya gelmesi bu şehirdeki mensubiyet duygusunu da geliştiriyor. Evet. Bu anlamda ihtiyaç var. Erzurum sporumuza başarılar diliyoruz. İnşallah ikincilikte de aynı başarıyı gösterir. <laughs> Geçtiğimiz hafta Erzurum'un Erzurumlu bir ailenin evladı olan Nurettin Topçu Türk eee evet. Düşünce tarihinde önemli yer tutan, hareketin e, öncüsü, hareket dergisi Felsefesi ve de. e, Anadoluculuk ruhunu ortaya atan e, önemli bir e, felsefe e, adamı <laughs> Nurettin Topçu, Erzurum <laughs> Belediyesi'nin e, Atatürk Üniversitesi ile birlikte ciddi katkılarıyla güzel bir sempozyumda yad edildi. Erzurum'a birçok bilim adamı geldi, birbirinden değerli isimler. Ve Nisan ayında Erzurum Spor, Erzurum'a gelen bilim adamları, sempozyumlar Fevkale'de bir e, hareket oldu. E, demek ki e, kongre turizmi dediğimiz şey de böyle bir şey. Yani dağlardaki otellerde veya üniversitelerde yapılan bu tip etkinliklere gelen bilim adamları gittikten sonra da Erzurum'u yazıyorlar mesela birçok. Gazetelerde, dergilerde, mecmuaların farklı e, mecmualarda yazıyorlar. Bu mecmualarda Erzurum'u değiştiriyorlar. Bu da bir turizmdir. Yani şehirde yapılan sempozyumlar, kongreler. Evet. Bir diğer konumuz... E, özellikle bu hafta duyurusunu biz yapacağız derken... ...bazı e, muhalif... Yani şu anki hükümet ne yaparsa yapsın, biz olumsuz seçici olup muhalif olan bir zevat var. Bunların basın organlarında kutul amare zaferine karşı ciddi bir e, hücum, saygısızlık yapılmaya başlandı. Biz de 3 ay öncesinden Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği, şehirder olarak Büyükşehir Belediye'mize bir proje götürdük. Tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin olsun dedik proje. Biz de sekreteriyasını yapalım. Ee, Çanakkale zaferi kadar mühim bir zaferimiz var tarihte. Ee, denilir ki İngilizlerin baskısıyla 1950'lerin başında Türk tarih kitaplarından bile silinmiş. Çünkü İngilizlerin tarihleri boyunca aldıkları en önemli en sansasyonel mağlubiyetlerden biri. Dünya tarihini diyebiliriz Evet. Çünkü e, Kut Basra Körfezi'nin az üstünde, Irak'ın az altında Dicle kıyısının kenarında, Dicle e, nehrinin kenarında e. bir yerde Osmanlı ordusunun İngiliz ordusunu perperişan ettiği ve üst düzey bütün generallerini esir aldığı bir zafer. Fakat bu zafer maalesef tarih öğretmenlerimiz de Tarih kitapları da ve e, müfredatlarımızda dolmadığı da için çok kimse bilmiyor. 100. Yılı bu yıl, 29 Nisan 1916'da olan bir zafer ve Türkiye'de sanırım bir iki yerde kutlanacak. Biz bilim adamlarını Erzurum'a davet ederken birçok bilim adamı bunu çalışmış olan şurada da bir sempozyum var deyip gelmeyenlerden anlıyoruz ki He. şu an iki veya 3 yerde. Bunlardan biri Erzurum. Erzurum'da kutulanma rezaferi kutlanacak. Şu an masamızın önüne de afişini koymuşuz. Bütün halkımızın oraya gelmesi lazım. Yeni bir Çanakkale'miz var. Bunu e, 50'lerden sonra unutturulmuş bize ama inşallah bundan sonra her yıl kutlanacak. Yani. Çanakkale için unutturulmak. <laughs> Çanakkale'de Birleşik Milletler var. Kimin yenildiği belli değil. Yani. İtilaf devletleri. Ama burada İngilizler doğrudan yenildiği için İngilizler çok rencidi olmuş bu savaşta. NATO'ya girme bedeli olarak kaldırılma. 29 Nisan Cuma günü Erzurum'da Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde sabah 10'dan akşam 18'e kadar birbirinden değerli 10 tane bilim adamımız bu konuyu anlatacak ve farklı etkinlikler de olacak. Ya. Evet. E, benim özellikle Erzurum'daki böyle küçük tabii birçok etkinlik daha var. Bunları sayamayız. Programımız kısa. Ee, bir de şeyden bahsedeyim, ondan sonra ben sana vereceğim. Ee, topu size atacağım. Vedat ee, Hocam... Geçen hafta... ...bir yazımızda Cumhuriyet Lisesi ve etrafını yazmıştık. Ne? Şu an... ...hükümetin bir politikası olarak... ...illerde... ...pilot illerde kampüs yapılıyor ilkokul, ortaokul, lise yani orta öğretime yönelik kampüs, üniversite kampüsleri gibi yerleşke veya. Evet. Biz de dikkat çekmiştik ki Erzurum'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kavak Mahallesi ve Dağ Mahallesi'nin altında aslında kendiliğinden oluşmuş bir kampüs var. İşte bizim de ilkokuldan mezun olduğumuz Azizi İlkokulu, yanında 50. Yıl Ortaokulu, onun yanında Cumhuriyet Lisesi. Daha sonra eklenen Fatma Şerano Okulu. Şu an Cumhuriyet Lisesi'nin bahçesinde bir imam hatip yapılıyor. Cumhuriyet Lisesi'nin altında Sağlık Meslek Lisesi artı e, Adalet Yüksek Okulu. Yani 7 tane okul var. Şu an Rehberlik Araştırma Merkezi'nin de oraya yapılması Yüksel Bey Milli Eğitim Müdürümüz düşündüğünü söyledi. 8. 8 tane okul bir noktada. Ve buraya biraz dikkat çekmiştik. Sağ olsun Yakutiye Kaymakamımız olsun. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Zinnur Bey olsun. Selami Keskin Büyükşehir Belediyemizde Genel Sekreter Yardımcımız bu e, dikkat çekmemize e, hem teşekkür ettiler hem de ilgilendiler. Çünkü 8 tane okulun olduğu yerde potansiyel bir nüfus var, genç nüfusu. Ve bu genç nüfusu çevreden gelebilecek kötü niyetli insanlardan muhafaza edilmesi lazım. Bu konuda özellikle oradaki metruk binaların yıkılması etrafının yeniden bir peyzajla modern bir hale getirilmesi konusunda hepsinin ciddi manada çalışması ve düşünceleri var. Bu bizi sevindirdi. Bizi en çok sevindiren aslında senin okulun. Sen yani. anlatsan daha iyi olur. <laughs> Okul müdürü, Cumhuriyet Sesi müdürü Fırat Bey'in çalışmaları. Cumhuriyet Sesi ile ilgili ne demek istersiniz? Yani e, Cumhuriyet Sesi ben 1989 mezunuyum. E, Cumhuriyet sesinde ve benim mezun olduğum dönem e, daha öncesi ve hemen biraz sonrası e, oldukça e, işte üniversiteyi öğrenci kazandırması açısından e, başarılı bir okuldu yine e, aynı şekilde ama e, Cumhuriyet Sesi'nin Aslında başına gelen e, Erzurum'daki veya Türkiye'deki bütün okulların ve liselerin başına geldi Evet yani zaten e, hükümetin işte kampüs projesini ortaya çıkarması düşüncesinin altında da bu var. Yani <laughs> nasıl diyelim dışarıdaki e, kötü niyetine kadar insan varsa e, hedef olarak yani hedefine direkt e, lise ve ortaokul yani okullar e, girmeye başladı e, ve bu alanda da oldukça e, başarı sağladılar. Evet. E, bu kampüsleşmeyle ile çok Güvenli, Daha güvenli bir evet. e, ortam oluşması açısından bu hem e, aileyi e, rahatlatacak hem de e, bütün emniyet güçlerini de oldukça rahatlatacak evet. diye düşünüyorum. Bir de şeyin de etkisi var o bölgede. E, ciddi göç verdi o bölgeler ve evet. şu an e, gelir düzeyi en düşük e, evet. ortalaması olan mahalleler o mahalleler. Yani dezavantajlı gruplar da orada. Evet. Bunun da tesiri var tabii. E, i̇nşallah... Evet. ...çok güzel çalışmalar yapılacak diye bekliyoruz o bölgede. Evet Vedat Hocam, şimdi Nisan ayı dendiği zaman bizim şehir ve ülke tarihi açısından en önemli gelişme nedir sizce? Saydık baştan bunlardan hangisi mesela veya saymadıklarımızdan var mı? Ben 23 Nisan 1920'de meclisin açılması... Ee, tabii burada e, meclisin fonksiyonları oluşturulması, e, nasıl o boyuta e, gelindiği hususunda veya işte e, ilk meclisi oluşturan milletvekilleri, e, işte bunların kaçının katılıp katılmadığı gibi istatistik bilgiler e, evet. vermek yerine e, daha farklı bir şey e, düşündüm hem programımızın e, süresini e, değerlendirirsek. Bir de onlar, uzman bir tarihçiyle ile evet. konuşmamız gereken konular, yani. evet. Yani e, benim <laughs> yani ilgi çekici bulduğum... E, ...1071'de... E, ...bu toprakların e, Türkleşmesi... E, ...İslamlaşması... <laughs> e, ...daha sonra... E, ...Osmanlı İmparatorluğu'nun... ...veya Osmanlı e, Devleti'nin... E, ...ve Tebas'ının... Özellikle Türk tebasının, evet, Osmanlı'yı nasıl ana unsurun, nasıl algıladığı hususunda ki şeylerin altını çizmek istiyorum. Mesela meclis kurulduktan sonra hemen mesela saltanat kaldırılıyor. Bu meclisin üstünde herhangi bir güç olmadığı söyleniyor. Bu mesaj işte İstanbul'a veriliyor ve şu anda kendisi kuşatma altındadır. Ee, özgür olduktan sonra meclisin kararıyla devam edip etmeyeceği ne karar verilecektir şeklinde yine bütün e, hakimiyetin mecliste olduğu söyleniyor. Yani burada e, ben e, Türk unsurunun e, bu şekilde karar vermesini değerlendiriyorum. Mesela birinci mecliste bulunan milletvekilleri de nazar etiketi al alınırsa <laughs> onlar da oldukça ee, nasıl diyelim? Ee, dindar ve e, Osmanlı'yı şu andaki mesela günümüzdeki e, muhafazakar kesimin algıladığı şekilde algılamadığını söylemek maksadıyla bunu söylüyorum. Yani e, nasıl bir meclisten bahsediyoruz biz? Şey mesela... meclis kurulduktan 5 gün sonra içkiyi yasaklayan bir meclisten. Yani evet. hemen beş gün sonra böyle bir e, Kanun çıkarıyor ve içkiyi yasaklıyor. Böyle bir hassasiyete sahip. Yalnız burada mesela saltanatın kaldırılması, Osmanlı'ya sahip çıkmama ve gerçek unsur olarak kendisini koymasında ben e, e, bir takım... Ne görüyorsunuz? Yani e, Osmanlı'ya sahip çıkmama e, sonucunu bir yorum olarak getirdiğinizde e, Osmanlı'da gördüğünüz hangi sıkıntılardan dolayı, bunu siz de destekliyorsunuz herhalde evet. yani buna katılıyorsunuz. Evet. Ee, <laughs> ne gibi mesela sıkıntılardan dolayı? Yani şu an biz de Osmanlı dendiği zaman e, farklı aynı fil tanımı gibi. Evet. Hindistan'dan hani karanlık odaya fil getirmişler. Yani. insanlar girmiş kimi bacağını tutmuş, kimi kuyruğunu tutmuş yılan demiş, bacağını tutmuş ağaç demiş, evet. hortumunu tutmuş başka bir şey demiş, gövdesini tutmuş başka bir şey. Şimdi bizim Osmanlı kültür ve medeniyet olarak, eğitim olarak, ee, devlet yönetimi olarak hem kendi içinde bölümlere ayrılıp incelenmesi lazım değil mi? Evet. Tarihsel olarak mesela işte Ankara Savaşı'na kadarki Osmanlı. Bir Osmanlı. Ankara Savaşı ile Osman. Fatih arasındaki Osmanlı evet. aynı çizgide mi? Evet. Fatihle işte Kanuni arasındaki Osmanlı ve ondan sonraki Osmanlı aynı çizgide mi? Evet. Osmanlıya bir bütün olarak evet. bakmayı artık bir kenara bırakıp evet. e, işte devlet yönetimi e, ve asli unsurlar evet. e, Anadolu ve Rumeli gibi. Evet. Ve diğer coğrafi bölgelerdeki Osmanlı, Rumeli'deki Osmanlı, Mısır'daki Osmanlı, Anadolu'daki Osmanlı gibi. Osmanlı böyle bir, çünkü 600 yıl, az değil, 600 senede bir ülke ilk çizgisinde midir? Çizgisindeki değişikliklerle ne olmuştur? Bunlarla ilgili sanırım endişeleriniz var. Şimdi şöyle, mesela vatan kelimesi nasıl algılanıyor Birinci Meclis üyeleri tarafından? Çünkü... Ee, orada eğer bir Osmanlı mülkünden ve saltanatından bahsediyorsak e, nasıl bir vatan değerlendirmesi içerisinde olunacak? Yani Osmanlı'nın e, şeye kadar e, son e, meclisin kuruluşuna kadar e, yapmış olduğu bütün e, şeyde Türk gücünü arkasına alarak bunları, e, bu gücü toparlayabildi kendisinde. Ama mesela ee, ...nasıl bir politikayla yaptı bunu? Ee, önemsemeyerek. Yani işte... ...burada... E, ...Türklük anlayışına tam bir düşmanlık yaparak değil. Çünkü... ...zaten ana unsur olarak ondan besleniyor. Evet. Ama... ...ne düşmanlık etti... ...ne de dostluk... ...yaptı. Yani ikinci plana... E, Aslında... E, ...Osmanlı'da paşa olabiliyor muydu Türkler? Yani, son döneme kadar evet, olamıyor. olamıyor. Devşirmelerden, Devşirmelerden daha yani. ziyade. Tabi bunlarda da devletin belki 600 yıl bekasında tesiri vardı. Doğru veya yanlış. Ben çok fazla yorum yapamayacağım ama ee, bir Son Osmanlı mebusunda Erzurum adına oraya giden milletvekillerinin ikisinin Ermeni olması birçok şeyi anlatıyor. Evet. Yani. İşte Karakim Pastırmacıya'nın, vesaire. Nüfus olarak, Türk nüfusu çok. Evet. Osmanlı'nın sayımında, Ermenilerin sayımında da. Ama milletvekili olarak bakıyorsun ki onlardan gidiyor. Evet. İlginç bir durum var yani bu böyle. Evet. Ee, sıkıntılar var. Peki ilk meclisin en önemli tarafı bu toprakların, Anadolu'daki toprakların vatanlaşmasında bedel ödeyenlerin evet. ilk defa meclisi mi? Öyle evet, mi diyeceğiz? Evet, ilk defa e, gerçek unsurun e, milletin zaten ha, hakimiyeti milliye e, şeklinde e, meseleye el koyması. Çünkü Osmanlı'nın zamanında da en kritik dönemlerde meseleye masaya kim yumruğunu koyuyor ve e, olaya el koyuyorsa evet. yine aynı unsur güçlü bir şekilde e, olaya el koymuş ve bunu çizmiştir. Yani <laughs> nasıl diyelim eee şu anki bizim Osmanlı algısı yani değişik Osmanlı algısını ben e, bir olumsuz e, tarafını göstermek maksadıyla o dönem birinci meclisi oluşturan milletvekillerinin e, bütün mesela şu an Osmanlı'yı çok e, nasıl diyeyim e, el üstünde tutan ve e, bir takım e, kendisinde olmayan değerleri üstüne yani Türklüğün üstüne yüklemesi gereken değerleri Osmanlı'nın üstüne yüklüyor. Veya kavram olarak mesela Osmanlı Osmanlı'yla Türklüğü e, ayırmamız gerekiyor. Tabii ben burada Türk kavramını kullanırken e, ırk anlamında da söylemiyorum. E, bunun altını çizmek maksadıyla e, birinci meclisi oluşturan milletvekillerine e, hiç kimse itiraz etmez. Yani onların sözlerine veya onların o zamanki tercihlerine e, kendilerini tanıdıklarından, kişiliklerini bildiklerinden dolayı, herkes evet, iyi bir meclis ve bunların kararlarıyla olmuş. <laughs> Dediğim gibi burada tamamen meseleye bu şekilde el koyuluyor ve zaten öncesinde bir vatan anlayışı var ve işgal edilmiş toprakları tamamen 1071'deki şuurla tekrar aynı şuurun ortaya çıkması. Çünkü bu şuur hemen öncesinde yavaş yavaş evet. yok oluyordu. Ve tekrar aynı şuurla savaş yapılmış, istiklal harbi verilmiş. ve bir vatan oluşturuluyor. Yani Tabii bir süreç içerisinde zaten. Osmanlı'nın son 200 kuruluyor. 200 yılında sürekli borçlanmayla ve mağlubiyetlerle bir ee, Avrupa'ya, Rusya'ya karşı bir zaaf söz konusu. Yani onların iç işlerinize karışması, sizin anayasanızın biçimlendirilmesinde etkisi, sizin iç ve dış politikalarınızda artık belirleyici olmaları, yani. meclisinde yüzde 50'ye ecebeği olan yani. bir devlet ortaya çıkıyor yani. yıkılış döneminde. Bu Padişah'ın ve Osmanlı'nın kuruluş iradesinin arzuladığı bir durum olmasa gerek. Evet. Bir kez bunu bir kez görmek lazım. Osmanlı'nın kuruluş iradesi. İlahi Şu an mesulullah. ilahi evet. kelimetullah. İşte e, diriliş Ertuğrul'u izliyor insanlar. Orada evet. en azından bir şeyler hissediyor. Kuruluş felsefesini. Alperenlik. Evet. Hem bilgelik, İslam e, yolunda hem de e ee, bunun yayılması insanlığa selamet huzur getirmek için e, alplik. Evet. Şimdi o Osmanlı'yla yıkılış aşamasında dış güçlerin sık sık müdahalesiyle istemeden de işte giriti vererek Yunanistan'a bağımsızlık yani padişah Yunanistan'a bağımsızlığını gönüllü verebilir mi Le 2. Abdülhamit? Evet. Demek ki Yunanistan'ın bağımsızlığını Padişahın vermesi gibi ülkenin içindeki kuralların, yasaların, meclisin oluşması da dış güçlerin tesiriyle. Evet. Ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce yapılan Birinci Dünya Savaşı, sonra Milli Mücadele, bu vesayetlerin tümüne karşı bir bedel ödemedir. Artık kabul etmiyoruz sizin evet. vesayetlerinizi, <laughs> sonu ne olacaksa olsun ve bir bedel ödeme savaşı olduğuna göre kurulan yeni meclis Osmanlı'nın son döneminde adeta hasta adam ifadesinde kendini buluyor. Evet. Onun şeylerden kurtulma, Türk milletini esir alacak, esarete sürükleyecek yaptırımlarından kurtulma için önemli bir nokta. Evet. Bu anlamda 12 Ocak 1920'de e, Meclis-i Mebusan toplanıyor. 1920'de yani öncesi dediniz ya 23 Nisan 1920 öncesi. Birkaç ay öncesi 12 Ocak 1920'de. E, daha sonra 28 Ocak'ta bir Ahdi Milli olarak Misaki Milli kararlarını alıyor. Gizlice ama gizli bir oturum yapıyor Osmanlı. Fakat... 17 Şubat'ta bu basında yayınlanınca İstanbul itiraf devletler tarafından işgal ediliyor. Evet. İstanbul işgal ediliyor. Hatta 150 Türk aydını tutuklanıyor. Daha sonra 18 Mart'ta Nisan'a çok yakın bir tarihte meclisin etrafı makineli tüfekli e, ...işgalci kuvvetlerle sarılıyor... ...yani Osmanlı bitmiş... Yani, ...biten Osmanlı'ya... ...siz atıfta bulunuyorsunuz yani... ...ben e, aslında... ...şu soruları da... E, ...sorarsam belki daha... E, ...netleşir... E, ...Çanakkale'de... ...Osmanlı İmparatorluğu'nun... ...bitmemesi için mi... ...savaş verildi... ...yoksa başka... ...yeni bir vatanın kurulması için mi... ...yani... E, ...veya yok olacak başka bir değeri... ...elde tutmak veya ayakta tutmak... ...için mi bir mücadele verirdi. Milli mücadele... <laughs> ...dediğimiz mesela İstiklal Harbi'ni... E, ...veren... ...insanlar... E, ...Osmanlı İmparatorluğu'nu tekrar ayakta tutabilmek için mi... ...mücadele veriyordu? Yani sarayı. E, yoksa başka bir şey için mi? Yani ben onun için... E, ...ilk işte 1071'deki... ...ruhun, Alperenlik ruhunun e, Çanakkale Savaşı'nda ve şeyde oluştuğunu. Ve e, mesela Osmanlı... Sakarya. Evet, saray yine bir takım çözümler üretirken... E, ...elbette ki e, çok mesela sınırların dışında bir şekilde hareket etmiyor. E, yalnız e, kendisinin gayreti... ...mesela şeyden diyelim, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra... ...İlahi Kerimetullah için miydi? Yoksa artık bir... E, ...marka mı? Yani Osmanlı... E, ...şey olarak. Çünkü... ...hem e, ticarette veya kendisinin... ...elinden kaybettiği toprakları tekrar elde etmek... ...yani... E, biz İmparatorluk de, mu oldu ondan biz, sonra? Biz düşünürsek... Bir ticaret ticarethane, bir marka. Ülker... ...gibi mesela. Evet. Yani... E, ...o markanın... E, Devam. devamlılığını devam ettirebilmek maksadıyla mı hareket ediliyordu ve yine işte milli mücadelede İstiklal harbinde veya bu birinci meclis bu anlamda ben diyorum evet. daha iyi yorumlanabilir. Şimdi 18 Mart'ta İstanbul işgal edilince evet. yani birçok mebus da sürüklenerek işgalci kuvvetler tarafından götürülünce 19 Mart'ta ee, milletvekili seçimi yapıyor Ankara hükümeti. Ve e, 23 Nisan'da da ilk meclis toplanıyor. Yani 23 Nisan'ın tarihimizde yer edilecekse bence önce bu tarafı yer etmeli. Şimdi e, şu an tartışmalarda şu var. Bir, kutlu doğum haftası 23 Nisan'ı gölgede bırakmak için mi yapılıyor çocuk bayramını? Evet diye bir tamam. spekülasyon var. Evet. Peki şöyle bir soruda gelir mi? 23 Nisan Çocuk Bayramı da e, birinci meclisi toplanmasını mı gölgede bırakıyor? Şu an Türkiye'de ilkokuldan üniversiteye kadar 23 Nisan dendiği zaman akla gelen ilk nedir? Algı nedir? Yani, yani kameraman arkadaşlara da soralım. 23 Nisan Neşe doluyor insan. Yani Finlandiya'dan çocuklar şuradan buradan. Yani biz Çanakkale'yi e, bir destanına yakışır şekilde kutlama, anlama çabası içindeki bir millet olarak Türkiye Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ilk meclisimizi teğet geçiyoruz. Orantı olarak söylüyorum. Bahsediliyor evet. gazetelerde veya televizyon programlarında bir şekilde ama yani bir ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencisine 23 Nisan dendiği zaman... ...demin bahsettiğimiz... Ee, ...dört bir taraftan prangalara vurulmuş... ...ve artık yok edilen, sevr ile paramparça edilen bir devletin yerine... ...şu anki vatanımızı kurmak için bir araya gelmiş misaki millileri belirleyen bir meclis akla gelmedi. He. Bir kez burada bir... ...zihinsel dönüşüme ve yenilenmeye ihtiyacımız var. Bunu söylemek istiyorum. Kaldı ki 1921'de yani meclis toplandıktan bir yıl sonra anayasa ilan ediliyor. Hemen anayasa evet, çalışmalarına evet, evet. başlanıyor ve e, TBMM 1921'de 23 Nisan'ı milli bayram ilan ediyor. Bak milli bayram. 1923'te ise 21'de milli bayram 1923'te ise milli hakimiyet bayramı. Milli hakimiyet bayramı. Keşke bu zamana kadar sadece bu isimle gelseymiş. Yani şu an 2016'dayız. 23 Nisan dendiği zaman keşke milli hakimiyet bayramı akla gelse sadece. Şimdi çok çok iyi niyetle o tarihlerde Himaye-i Etfal Cemiyeti, savaştan çıkmış bir milletiz ve şehit çocukları var, öksüzler var, yetimler var. Bunlar yararına yardım bağış topluyor. Kimsesiz çocuklar ortada. Ve bunun için e, gelirlerini daha fazla artırmak için kuruma yapılacak yardımları, diyor ki 23 Nisan'da nasıl olsa Milli Hakimiyet Bayramı var ya, o bayrama denk yatırırsak milli duygular üst düzey ve bayram bağışı fazla alırız kuruma ve daha çok bu öksüz ve yetim çocuklara yardımcı oluruz. Derken 23 Nisan bir cemiyetin yani şu anki çocuk esirgeme şey. kurumu diyebileceğimiz Himaye-i Etfal cemiyetinin kendi içinde yardım bağış toplama günü oluyor. Tabi iyi bir netice alınıyor ki e, işte e, 1923'te e, pul çıkarıyor. E, yavruların rozet bayramı diyor 24'te. Hep 23 Nisan'da yapıyor bunu. Çünkü o, o gün bayram günü. Hı. Ne bayramı? Milli hakimiyet <laughs> bayramı. Ve bu eee resmi, yasal olarak bayram ilan edilmese de birleşiyor sanki. Daha sonra 1926'da Türklerin çocuk günü cemiyet yine belirliyor bunu. Ee, daha sonra 27'de çocuk bayramı olarak ilan ediyor. Cemiyet ilan ediyor. Yani devlet değil, anayasa değil. Çocuk bayramı. Hangi cemiyet? Çocuk Esirgeme evet, Kurumu bugünkü. O. 1927 yılında böyle devletin de katılmış olduğu, devlet erkanının da katılmış olduğu bir kutlama oluyor. 1929'da da bir haftalık çocuk haftası ilan ediliyor. Böylelikle 23 Nisan Milli Hakimiyet Bayramı veya Milli Bayramımız Himaye Etval Cemiyeti'nin e, de 23 Nisan'ı seçmesiyle kendiliğinden bir e, birleşme söz konusu oluyor. Hem Milli Hakimiyet Bayramı, bayramı. hem çocuk bayramı. çocuk bayramı. Fakat bu çocuk bayramı 27 Mayıs 1935 tarihi mesela 27 Mayıs 1935 Mustafa Kemal vefat etmeden 3, 3 yıl önce. Yıl önce. Milli bayramlar ve genel tatiller hakkında çıkarılan kanun 23 Nisan'ı sadece milli hakimiyet bayramı olarak niteliyor. O Buna şekilde. rağmen evet. yani alışkanlıklar kazanılmış her 23 Nisan'da çocuk haftası çocuk bayramı demesine rağmen çocuk esirgeme kurumunun Mustafa Kemal hayattayken milli bayramlar ve genel tatiller hakkındaki yasa da milli hakimiyet bayramı, bayramı olarak yapmış. devam ediyor. Ne zamana kadar? E 1970'lere kadar 1980'de ise Ulusal Çocuk Parlamentosu oluşturuluyor ve 1980 ihtilalini gerçekleştiren junta askeri junta 1981'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ikisini birleştiriyor. Yani baktığımızda 1981'e kadar Çocuk Bayramının yasal olarak bir altyapısı yok. Ve Milli Hakimiyet Bayramı var. Bana göre çocuk bayramı 24'ünde yapılabilir, 20'sinde yapılabilir. Yapılabilir ama Milli Hakimiyet Bayramı tek başına vurgusu daha yüksek. Milli yani. duygular daha Çünkü şöyle bir durum da var. Baştan öksüz ve eğitimler için yapılan bu bayram, bağış toplama bayramı da diyebiliriz buna. Ve bağış çok geldiği için hakikaten öksüz çocukların bayramı oluyor. Bir müddet sonra devlet erkanı da katılmaya başlayınca onların çocukların balolarına dönüşüyor. Yeah. Yani bir çocuk balosu. Daha sonra işte 80'lerden sonra da uluslararası çocuk, özellikle komşu ülkelerin çocukları önce davet ediliyor. Ben hatırlıyorum Pakistan, işte Ziya Ülhak yeah. başındaydı. Dostluk nişanesi olarak onlar davet edilmişti. Kıbrıs, ee, Bulgaristan, yeah. Daha sonra da dünyaya yayıldı ve şu an dünyaya Türkler çok güzel bir çocuk bayramı armağan etmiş oldu. Fakat Milli Hakimiyet Bayramımız bence gölgede kalıyor. Şu an 23 Nisan dendi mi Milli Bizim, Hakimiyet Bayramı e, ve birinci meclis e, akla gelmiyor. Bunu bence bir düşünmek, gözden geçirmek lazım. Yani okullara da etkinlik olarak e, etkin bir şekilde daha önceki yıllarda e, kutlandığı zaman e, lise dengi okullar şöyle sistemde bulunuyordu ya çocuk bayramını biz niye kutlayalım? Yani halbuki bu tarafına <laughs> yani bu tarafıyla hiç e, alakadar olunmadığının e, göstergesi. Üniversitede yani üniversitenin bir kere bu işe e, ciddi bu bir şekilde yaklaşması lazım. Muhteşem bir tespit. 23 Nisan'ın ne kadar kendi anlamından uzaklaştığını gösterir. Harika bir tespit. Evet. 23 Nisan, misali <laughs> diyor, bu çocuk bayramı bizim <laughs> ne işimiz var? <laughs> Üniversite diyor, bizim ne işimiz var? Ve 23 evet. Nisan'da okullardaki hazırlık hep çocuklara yönelik. Evet. Kıyafetler olur, Gramofon dans çalışır. ederler, gramofonlar <laughs> olur, işte kelebek olurlar. Evet. Bu kadar. Halbuki 23 Nisan Milli Hakimiyet Bayramı, o minval yüzlere kutlanmalıdır. Kutul Amare evet. gibi, Çanakkale gibi, liseli, ortaokulu, ilkokulu Bununla beraber birleştirmeliyiz. Yani yeni bir konsept üzerine 23 Nisan'ı evet. kutlamalıyız. Bunu söylüyoruz değerli izleyicilerimiz. Yani bazı zamanla oluşmuş e, algıları sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ülkeye, vatana, bayrağa, ay milli günler perçinleştiriyor. Evet. İnsanlar o günler izlediği bir diziyle Adam vatan sevgisini tazeliyor veya artırabiliyor. Yani yapılan göze, kulağa hitap eden her söz ve cümlenin insan kalbinde ve ruhunda tesiri vardır. Evet. Bu anlamda biz e, 23 Nisan'da bu sorumluluk duygusuyla geçen sene Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, ki Büyükşehir Belediyesi sponsor oldu sağ olsun, bir gazete çıkarttık. Şunu kameraya göstereyim. Osmanlıca başlık tarttık. Doğunun çocukları. Evet. 23 Nisan çocuk bayramı olarak da kutlanacaksa savaşta, bunu yakından gösterebilir miyiz sevgili arkadaşlar? Savaşta bizim e, atalarımız, dedelerimiz olan o çocukların e, bu toprakların vatanlaşması için nasıl fedakarlık gösterdiklerini de anlatmalıyız. Evet. Ateş böceği şarkısıyla çocuk iki tur atıp akşam evine gidiyor. 23 Nisan'ı kutladım. Evet. Ama 23 Nisan'ı çıkma gerekçesi o değil ki. Mesela buradan e, 1 iki Murat Küçük Yurulu Etü'nün tarih bölüm başkanı. Evet. E, bu gazeteden sonra da profesör oldu. Kendisi burada doçent doktor yazıyor. Editörüydü. Yayın yönetmeni. Sarıkamış Harekatı'na sırtında un çuvallarıyla katılan Erzurumlu çocuklar. Bu 23 Nisan'da her okulda ilk önce bu anlatılmalıdır. Yani. Bu anlatılmıyorsa orada malayani bir iş yapılmıştır kanaatimce. Şimdi Sarıkamış Harekatı'nda yer alan komutanlardan Aziz Samih'in hatıralarından. Diyor ki Sarıkamış Harekatı sırasında 1914 yılının Aralık ayında. Aralık zemherinin başlangıcı. Evet. Yani ve 1914. O şartlarda yokluk, yoksulluk ve savaştan bitmiş bir memleket. Şöyle anlatıyor Erzurumlu çocukların vatanperverliğini. Havada kar zerreleri uçuyor, yapıştığı yerde kalıyor, toplanıyor, çoğalıyor. Telgraf telleri beyaz ve kalın bir halat olmuş. Neyse tabiatı anlatıyor, orayı geçiyorum. Hiçbir taraftan bir haber yok. Herkeste ordunun akıbeti hakkında pek büyük bir endişe var. 11. kol ordu erzak kalmadığından çabuk yetiştirilmesi için feryat ediyor. Menzil vasıtaları kafi değil. Erzurum valisi bir defalık 150 bin kilo erzağı ahali sırtında taşımayı üzerine aldı. Erzurum valisinin çağrısı üzerine. Erzurum ahalisi denenmiş vatan sevgileriyle bu yükü taşımaya taşımayı seve seve kabul etti. 30 kiloluk torbalar yaptırıldı. Mektep çocuklarının sırtında un torbalarıyla hükümet konağı önünden, bugünkü Yakutiye Belediye Binası, hükümet konağının önünden hareket etmelerindeki fedakarlık ve hamiyet numunesi herkese ağlattı çocuklar 30'ar kiloluk çuvalları taşıyacaklar orduya. 11. kolorduya. Erzurum ahalisi onları Nebi Hanı'na kadar ve Hasan Kale ahalisi de Nebi Han'dan Hasan Kale'ye götürecekti. Erzurum ahalisi vazifesini tamamen yaptı. Fakat Hasan Kale ahalisi az idi. Günde ancak 700 kişi yollayabiliyorlardı. Hani bir film çevrildi ya 120 diye. Bu aslı Erzurum'da geçmiş. O yıllarda çocuklar da savaş yardımdı. başka bölgelerde de benzer olaylar vardır. <laughs> Şimdi bunu anlatmak lazım. Ee, çocuklar ordusu kuruyor. Kazım Karabekir. Kazım Karabekir'in çocuklar üzerine müthiş projeleri olmuş ve şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan birçok insan o mekteplerden gelmiş. Çocuk kasabası yapıyor Sarıkamış'ı. Erzurum'da yetimler için okullar açıyor. Ee, i̇şte anne babasını kaybetmiş, savaş artığı diyebileceğimiz bu çocuklar, kimsesiz çocukları alıp eğitiyor. Yani e, bunları yeni nesile anlatmadan, özümsetmeden, önce hocalar özümseyecek, sonra öğrenciler, anne babalar, özümsetmeden vatan sevgisi iki cümlede kalıyor. Ya da Facebook'ta paylaşılan bir bayrakta kalıyor. Veya Twitter'daki bir cümlede kalıyor. Bunları bir canlandırmak gerekir diye düşünüyorum. Ee, buradan mesela şehir mektebi şu fotoğrafı göstereyim. Hürbettekinler de görsün. Bu şu fotoğraf. Şunu görebiliyor muyuz? Evet. Şöyle. Evet. Burası Yoncalık, şu anki otobüs durağı. Evet, bu Erzurum Öksüz Yurduş, yani Şehir Yatı Mektebi. Ee, önce Askeri Sanayi Gürbüzler Mektebi oluyor. Daha sonra işte Öksüzler Yurdu oluyor, Şehir Yatı Mektebi oluyor. Ee, vesaire vesaire. Milli Mücadele'de Erzurumlu olmak, Doğu'nun çocukları. Bu gazetelerden Büyükşehir Belediyesi'nde vardır... Ee, saklanmalı, karşılıklı bir gazete. Şunu da bir gösterelim. Bu da, değerli izleyicilerimiz, Çocuk Bayramı'nda himaye Etfal binası önündeki kutlamalar. Cumhuriyet Caddesi, şu an Cimcim Cim Hatun Türbesi'nin karşısında tabelası var zaten. Şuradan görünür. Evet, şurada, balkonda. himaye Etfal Cemiyeti, demin bahsettiğimiz Çocuk Bayramı. Evet. Yani devletin kutladığı bayram olmasa da devletin bir kurumunun kutlandığı, kutladığı bir bayram. Bu gazeteyi yayınlamıştık. Ve <laughs> son konumuza geçelim. Ee, bu hafta kutlu doğum. Bu konuda siz ne söylersiniz? Yani e, <laughs> kutlu doğum e, haftasının e, milazi takvime göre, e, yani Hristiyan takvimine göre, altını çizerek e, söyleyeyim, e, belirlenmesi ve böyle bir e, gelenek oluşturulması bizim e, geleneğimiz açısından ters diye e, düşünüyorum ve e, vurgulamak istiyorum. E, böyle bir e, şeyle biz e, yanlış bir e, anlayışa Evet e, hizmet etmiş veya ee, onu saymış e, oluyoruz. Ee, Allah'ın indin de e, takvim e, Hicri takvimdir. Yani bütün hesaplar Kur'an-ı Kerim'de e, Hicri takvime göre e, hesap edilir. Mesela işte Kadir Gecesi'nin e, veya Ramazan'ın tabi bütün olarak e, tarihi yine e, bayramların Hac mevsiminin bunların hepsinin bu şekilde hesap ediliyor olması bizim de yine tamamen Efendimiz'in doğuşunu esas alarak bir kandil anlayışı ve çok güzel bir gelenek. Yani kim başlatmışsa veya şey olarak bir mevlid kandilinin... Fatimilerden beri he. kutlandığı söyleniyor. He. İkinci yani, Selim'den itibaren de kandillerin yakılması, kutlanması Osmanlı'da. Evet yani çok e, e, güzel ve e, takvim açısından da hicri takvime göre e, bence yapılacak bu etkinliklerin e, burada yapılması. Yani e, acaba bunu yapan insanlar e, Efendimiz'in anılma tarihini ikiye çıkaralım gayretiyle mi bunu yapıyorlar zannetmiyorum. Mi acaba? Mi? E, yoksa altında başka bir şey mi var? yani bunda ısrar etmeyin. Yani zaten evet. Mevlid Kandilimiz var. E veya başka bir gün belirleyelim. E daha farklı bir anma programı yapalım ama bu miladi takvime göre esas alınmış bir şey olmaz. Miladi takvimin e, başlangıcı. Evet. E, yani çıkış noktası. Evet. Yani başka bir evet. dinin takvimi, takvimi değil mi? Evet. Hristiyanlığın Hristiyanlığın takvimi. takvimi. Evet. Yani miladi takvim, Hristiyanlığın takvimi. Hristiyanlığın takvimi üzerinden sen İslam peygamberinin doğumunu kutluyorsun. Evet. Yani bunu açık söylemekte e, bir evet. zarar yok. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi bir peygamber efendimizin doğumu ile ilgili e, maneviyata bir e, halel geldiğini düşünüyorum. Evet. Yani insanların kalbindeki, ruhundaki çünkü Mevlid kandili dediğiniz gibi var. Mevlid kandilinin olması da tartışılabilir insanlar arasında. Evet. Eyvallah. Ama e, bu asırlarca ilahi kelime Etullah peşinde koşan bu Türk milletinin ve İslam dünyasını kabul ettiği bir e, güzel bir gelenek. Evet, evet. Gelenek diyebiliriz. Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz'in doğumu anlamında mevlid kelimesi zaten o peygamberimiz için kullanılır. Yani evet. peygamberimize has olması ona saygıdandır. Evet. Yani Vedat Hoca'nın mevlidi, evet. Murat Hoca'nın mevlidi, onun için kutlanmaz. Evet. Bazılar diyor ki, yani peygamber efendimize olan saygı. Kutsamak değil ama. Saygı. Şimdi mevlid kandilinde e, bunu yapmak mümkünken 1980'den sonunda sanırım 89'da bir kutlu doğum Haftası belirleniyor. Bunun tarihinde bir spekülasyon var. Önce 20-27 Nisan olarak, 27 Nisan zatında doğum tarihi olduğu için ki bir ara Mümtazer Türkön'e bir, bir iki tarafta bulunmuştum merak eden Mümtazer Türkön'e ve evet. e, Mutlu Doğum yazarsa arama motorunda bulur. Biz uydurduk diye bir evet. grubun adına. Demişti daha sonra işte o grubun bence güçlü olmasından dolayı diyanet işlerine kabul ettirildi. Yani Nisan evet. ayında kutlu doğum ama kimin kutlu doğumu? Şüphe. Ee, tamam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına yapılıyor bazı şeyler ama bir sulandırma söz konusu değil mi? Yaşadığımız medeniyet, kültür, insan, zihin, kalp, beyin olarak bir çelişkiyi de ortaya koyuyor hem mevlid kandili hem kutlu doğum evet. bir çatışma var çelişki var bu yakışık değil yani yakışmıyor bize yakışık almıyor bunun e, eminim ki şu an bir e, fazla mazisi yok e, 90 diyelim 89 diye hatırlıyorum ben 90'da başlamış olsa yuvarlak hesap 26-27 yıldır devam eden bir şeyi ezber bozan bu hükümetin de değiştireceğini düşünüyorum hatta değiştirmesi için ee, sivil toplum örgütlerinin de bu konuda hassas olan sivil toplum örgütlerinde e, işin içine girmesi lazım. Ramazanın her ay değişmesi gibi, madem İslami bir evet. ay, evet. hac mevsiminin her ay değişmesi gibi, Mevlid yani Peygamber Efendimiz'in ki cihan güneşi, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin de Mevlidinin İslami bir takvime ve hassasiyete evet. göre Olması gerekiyor. Evet. Bazıları çok popülist, romantik şöyle ifade edebilirler ya baharım gelmesi, işte Peygamber Efendimiz'in oldu olacak bunu da Nevruz'la birleştirin yani. Böyle ifadeleri olanlar var. Yani Peygamberimizin doğuşu, tabiatın ve insanlığın baharı evet. gibi. Evet. E, akla uygun geliyor. Tamam, güzel. Peygamber Efendimiz'in her gün anılmasından tarafız evet. ki her an Müslüman evet. anır ve salat evet. selam getirir. <laughs> Ee, Erzurum gibi bir mübarek şehirde de her ezandan sonra Peygamber Efendimiz'e evet. salat selam getirir. Ama şimdi İslam düşmanlarına veya İslam'a fobi dediğimiz, alerjisi olan insanlara malzeme veriyorsun. Dalga geçiyorlar. Misyonerlik faaliyeti gibi duruyor. Evet, dalga yani geçiyorlar. Hem mevlid kandiliniz evet. var diyor, hem bu var. Siz bir kez bir olamamışsınız. Bu ciddi bir şey. Öyle basit alınacak bir şey değil bana göre. Şu an bu hafta vesilesiyle okullarımızda Milli Eğitim ve Diyanet'in yapmış olduğu birçok etkinlikle Peygamber Efendimiz anılıyor, salavatlar getiriliyor. Bunun Mevlid Kandili'nin olduğu haftaya çekilmesi bizim kendi içimizde çelişmememiz anlamına gelecektir. Buradan biz Divit Kalem ekibi olarak Diyanet İşleri Başkanımıza ve üst yönetimimize yani hükümetimize teklifimizi yapmış olalım. Evet değerli izleyicilerimiz Vedat Hocam var mı? Eklemek son eklemek isterseniz teşekkür ederim. Bir şey eklemiyorum. Sonra. <laughs> değerli izleyicilerimiz bir programın daha sonuna geldik. Ben tekrar afişimizi hatırlatmak istiyorum. 29 Nisan'da. Türklerin Çanakkale'den sonraki en büyük zaferlerinden biri fakat İngilizlerin baskısıyla unutturulduğu söylenen ve tarih kitaplarından 50'den itibaren silindiği ifade edilen Kutul Amare'yi Erzurum'da muhteşem bir programla yad edeceğiz. Bütün Erzurumlular, Erzurum'da yaşayan herkesi çoluk çocuk bu programlara gelerek tarih bilincine, milli şuura ee, davet ediyoruz. Ve bu haftalık bu kadar diyor. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.